İsmim Kadir Doğan, 1973 doğumluyum. Bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm. 93'ten köyden ayrıldım, gittim. Askere gittim. Askere de girdi köyün içine, yaktı, yıktı. Ondan sonra dar geçti. Göç olduk. Gece saatler 3'teydi. Eve baskın yapıldı. Büyük bir operasyonla, kurucularla. Başında şeyler vardır. Maskeli insanlar vardır içlerinden. Girdiler köyün içine girdiler, evin içine girdiler. İki kardeşimin aldı gittiler. Çırılçıplak aldı götürdüler. Atletle kilotla aldılar annemin kucağında, babamın kucağından aldılar götürdüler o gece. Seyhan bir daha dönüş olmadı Seyhan'ın. Bir daha dönüş olmadı. Hazni kurtuldu. Ara buradan ara annem aradı, taradı. En sonundan annem bir Kürt televizyonu vardı, Met TV. Kürtçe yayın yapıyordu. Annem telefonla canlı bağlantı yaptığı için geldiler annemi de o evden aldılar götürdüler. O da birkaç gün, 15-20 gün o da kayıplarda kaldı. Sonra eve geldi. Sonra babam işte aramaya başladı. Galatasaray Lisesi'nin önünden sürekli cumartesi yanına birlikte fotoğraflarını kaldırıyordu. Yani ikisi de sonuçtan hasretten ikisi de öldü yani gitti. Mazarlarını beya uğraştım yani. Almak için inan ki var ya yani yıhtiyarladım, umurumu bitirdim o cenazeleri alısıya kadar. Annemle babamla Seyhan'la üçünü beraber işte dar geçide getirdi, gömdük. Şu anda mazarlıklar orada. Üçü de yan yanlara. Seyhan'ın çıkarttığımız yeri de Bağuzum Köyü diye bir su kuyusundan çıkarttı kemiklerini Mehmet Emin Aslan'la beraber. Bunu kim almış? Devlet tarafından alındı. Yani 2012'den kemiklerini teşhis belli oldu. Teşhis de belli oldu. İstanbul'un Adli Tıp'tan aldık. Dergiçte getirdik. Anneyle babayla gömdük oradan. Şu anda mazarlar orada. Biz hala İstanbul'da yaşıyoruz. Hala köyümüz boş. Hala köy boş. Hala da boş.